8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit. Hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Bizler deyiz, sağ olun. Yahya hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine çok önemli bir konudan bahsedeceksiniz galiba. Orta yüz ki orta yüz hakikaten yüzümüzde aslında en dikkat çekici bölge. Bizi de en böyle genç gösteren, bizi en böyle dinç gösteren bölge. Buranın restorasyonu için neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikle bir orta yüz tanımını yapmak gerekirse, orta yüz dediğimiz gözaltı, ön elmacık ve nazolabialdir. Arka elmacıklar mesela daha kemik dokunumun yoğun olduğu bir alandır. Oradaki kayıplar daha azdır veya mevcut kayıplar daha az göze çarpar. Ama bu alanlar genellikle yumuşak dokudan oluştuğu için kayıplar çok fazla göz önünde oluyor. Dolayısıyla bu kayıplar meydana geldiği zaman kişi daha yorgun, daha çökün bir şekilde karşımıza geliyor. Sanki ciddi şekilde bir kilo vermiş bir yüz ifadesiyle bizim karşımıza geliyor ki bu zaten bunların oluşması genellikle hem yaşlanmaya bağlı hem de kilo alıp vermeye bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. İşlem için hangi yöntemler uygulanıyor hocam? Genellikle çökmeler. Şimdi kayıplar olduğu için kayıpları biz hyalüronik asit dolgusuyla tedavi ediyoruz. Bunu yaparken de kişinin yüz anatomisi bizim için çok önemlidir. Yüz hatları bizim için çok önemlidir. Bu altın oran dedikleri mi? Kesinlikle altın orana göre yapmak lazım. Çünkü dolgu koyduğumuz alan geniş bir alandır. Kullanacağımız dolgu miktarı da fazla olacaktır. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman belli bir oran içerisinde bazı geçişler ve açılara dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde elmacıkları çok büyümüş, böyle şiş bir yüz suratla zaten bizim de istemediğimiz gibi hastalar da bunu istemezler. Veya arka elmacı daha fazla ön planda, ön taraf daha çökük veya gözaltı fazla şişmiş veya elmacıkla nazolabial arasındaki uyum sağlanmamış şekli olan bir dolguyu tabii ki kimse istemez. Bunları yaparken belli geçişler ve belli hacimlerle yapmak lazım. Bazen hekim arkadaşlarımızın veya hastaların düştüğü bir handikap vardır. Dolgu yaptığı zaman şunu diyebiliyorlar hastalar, hocam az olmuş. Aslında az olmamış. Yani biraz sabrederseniz o dolgu zaten su tutacak mesela. Belli bir hacim kazanacak. Burada da hekim tecrübesi ön plana çıkıyor. Yani o dolgunun ne kadar hacim kazanacağını, yüzden nasıl oturacağını hekimin kestirmesi gerekir. Ki aksi takdirde istediği hacmi o anda verirse 15 gün sonra hiç istemediği şekilde daha fazla hacimli bir yüzle, suratla kişi karşımıza gelebiliyor. Ama hastanın da hekime güvenmesi önemli. Zaten bu çok önemlidir. Hekim de işine çok fazla müdahale ettirmemelidir. En sona bırakmalı. Hep dediğim şey şudur. Biz yapalım, bir bakalım, değerlendirelim ki zaten 15 gün sonra ve 1 ay sonra hasta onu beğenecektir zaten. Gerek duyarsak tekrardan müdahale ederiz şeklinde hastalarıma gerekli bilgiyi veriyorum. Peki bu orta yüz restorasyonunun tüm yüz restorasyonundan farkı nedir? Aslında yaklaşım şu açıdan bakmak lazım. En doğru yaklaşım bence tüm yüz restorasyonudur. Fakat ne yazık ki üzerine basa basa söylemek gerekiyor. Ekonomik durumlar çok önemli bu konuda. Bir, ikincisi hastanın o büyük değişime hazır olup olmadığı. Şimdi tüm yüz restorasyonuna girdiğimiz zaman genellikle yeni bir surat ifadesini biz ortaya çıkarıyoruz. Yani hastanın hatlarını daha fazla belirginleştiriyoruz. Bunların içerisinde burun dolgusu, dudak dolgusu yaptığımız hastalar oluyor. Çene javran hattını belirginleştirdiğimiz hastalar oluyor tüm yüz restorasyonunda. Arka elmacı belirginleştiriyoruz, şakak dolgusu yapıyoruz vesaire. Ama orta yüz dolgusunda kaybedilen dokuyu, hastanın 10 yıl önceki yüz yapısı neyse ona yakın bir yüz sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki diğer bölgelerden de kaybı var hastanın, yok değil. Ama bunu yaptığımız zaman orta yüzdeki kayıp çok daha fazla olduğu için oraya koyacağımız dolgu miktarını da yine de en eski haline göre değil de şu anki yüz hatlarına daha uygun, daha yakın bir hale getirecek şekilde yapıyoruz. Ama peki bunu bir seansta mı yapıyorsunuz yoksa birkaç seans? Yok, ben genellikle bir seansta yapıyorum. Neden bir seansta yapıyorum? Ben biraz önce bahsettiğim gibi 3 bölgenin açıları ve geçişleri benim için önemlidir. Ben o açıları ve o geçişleri ilk seansta tek seferde yakalayamazsam daha sonra biraz zor olabilir. Şimdi göz altına dolgu koyacağız mesela. Ama ön elmacıkta çökme var. Şimdi göz altındaki bu çökmeye dolgu koyabilmem için ön elmacığı yerine koyup bir destek vermem lazım. Şimdi ben buna yeteri kadar desteği koymazsam, o açıyı sağlayamazsam göz altına dolgu koyamam. Ben hasta diyelim ki bugün elmacık yaptım, bir 15 gün sonra, bir ay sonra gel gözaltı yapalım. O zaman ne olacak? Hastanın elmacıkları şişmiş olacak, gözaltı daha çukur, nazolabial daha çukur olarak gezecek. Yani o geçişleri yakalayabilmek için ben genellikle tek seansta yapıyorum. İkinci seansa gerek kalmıyor. Tek seanstan kastım şuydu aslında, yani bir seansta mesela kaç ml dolgu kullanıyorsunuz ya da tüm yüz için ne kadar kullanmak gerekir? Evet. Orta yüz için ne kadar kullanmak gerekir? Yani şimdi burada rakam... Ortalama yani. Yani kişiden kişiye değişir. Yani tüm yüz için ortalama bir 8-10 ml dolgu kullanabiliyoruz. Yani şöyle aslında çok da şey değil yani. Hani insanlar şöyle dışarıdan bakıldığında 8 ml, 10 ml çok fazla falan. Evet. Bir çay kaşığıdır bir ml. Ama hacim kazanma durumunda göz önünde bulundurmak lazım ve onun da yüz üstünde, yani yüz geniş bir alan değil sonuçta, doğru konumlandırılması gerekir. Şimdi en basitinden 1 ml dudağa, 1 ml buruna koydunuz, 1 ml göz altına koydunuz, standartları söylüyorum. Evet. 1 ml nazolabial koydunuz, eti 4 zaten. Evet. Elmacıklara da en az 1-1 koyduğunuzu düşün, en az, en minimal şeyden bahsediyorum, etti 6. Evet. Çene bölgesine en az açıları sağlamak için ön bölgeye 2 ml koydunuz, 8. Jaulani arka tarafı belirginleştirmek için 2'şer tane daha koydunuz, buyurun size 10 ml. Ki bu en az kullanılan dolgu miktarı. Arka elmacıkları, şakakları da saymadım. Evet. Yani şöyle baktığımızda yani hacim, daha doğrusu kullandığımız hani bu ml sayısı ki çok fazla korkutmamalı kişiyi. Eğer doğru yapılırsa, doğru konumlandırılırsa. Peki yan etkisi var mı bu kadar fazla dolgu yapılmanın, yaptırmanın? Ya şimdi, anlık o anda 10 ml koymanın. Ya şimdi şöyle, açıkçası şimdiye kadar fazla dolgu veya fazla ml kullanmaya bağlı bir yan etki ben yaşamadım. Fakat şöyle bir durum var. Orada iğneyle fazla giriş çıkış olduğu zaman ödem fazla olur, morluk fazla olur. Ha, ben genelde kanül tekniği kullanıyorum. Dolayısıyla hani karşılaşabileceğimiz şey ödemin fazla olmasıdır. Ama hasta bu ödemi bir kere yaşayıp kurtulmak ister, yani daha sağlıklı olur. Benim gözümde o şekildedir. Ama her seferinde burayı yapalım, şurayı yapalım dediğimizde hasta belki 3 ay boyunca sürekli ara ara yüzü şiş ve mor gezecek yani. Onu açıkçası çok istemiyoruz. Peki hocam, daha sonrasında işlemden önce ya da işlemden sonra uygulanması gereken herhangi bir şey var mı? Ya, işlem öncesinde dediğim gibi, biraz önce bahsettiğim gibi dolgu koyacağımız alanları geniş. Yani farklı farklı alanlara koyuyoruz. Yani aktif bir enfeksiyonun, bir sivilcenin olmaması bizim için çok önemlidir. Dudak dolgusu yapacaksak uçuk hikayesinin çok fazla olmaması bizim için önemlidir. Bunun dışında öncesinde çok fazla böyle yapılması gereken bir şey yok. Sadece psikolojikmen hazır olması. Ağrılı bir işlem mi? Hayır, ağrı değil. Yani sonuçta yeni bir yüz şekli mi diyeyim artık, daha böyle yenilenmiş, daha fresh, ama yıllarca aynada gördüğü yüz olmayacak. Çünkü kayıplar meydana, gelen kayıplar ortadan kaldırılacak. Yaptığınız andan itibaren değişiyor mu hocam? Anında farklı gözüküyor mu fotoğraflar arasında? Tabii ki fark edilmez mi? Tabii ki fark edilir. Yani daha sonrasında tekrar çıkmıyor değil mi? Hani dediniz ya, hyalüronik asit koyuyoruz ama su tutma kapasitesi var. Şimdi şöyle. Ve bu günlerce de daha sonrasında daha iyi oturuyor. Daha iyi oturuyor. Siz aynı anda yaptığınızda diğer fotoğraf arasında fark oluyor mu? Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim, hani bu hacim kazanma kısmı çok fazla abartmamak lazım. Bu hacim kazanma veya dolgunun şekil alma durumunu şöyle söyleyeyim, %40'ı sonradan gelişiyor. %60'ı zaten görülüyor. Yaptığın anda %60'ını görürsün. Yani bunu kendi tecrübelerime ve deneyimlerime istinaden konuşuyorum. Yoksa böyle bir %50 oranı söz konusu değil. Yani herhangi bir yerde de yazmaz. Hani deneyimlerime göre konuşursak %60 bir ilk işlem sırasında, %40'ını sonrasında görebiliyoruz. Fakat bazı kişilerde doku kayıpları çok fazlaysa, çok fazlaysa, bir emelin kazanacağı hacimle 3 emelin kazanacağı hacim bir değil. Dolayısıyla hastalara şunu diyebiliyorum. Şu an %40'ını görüyorsunuz, %60'ını daha sonra görürsünüz. Çünkü bir emelin kazanacağı birim, atıyorum örneğin su birimi veya hacim birimi 1 ise 3 emel 3 kat daha fazla kazanacak. Dolayısıyla çok doku kayıpları olanlarda sonradan hacim kazanma etkisi daha fazla, çünkü dolgu daha fazla kullanacağımız için. Güzel. Dün ben bir hastamda çok enteresan bir şeyle karşılaştım. Çenesine dolgu yaptırmış ve çene hani normal büyümüş ama böyle hafif aşağı doğru da şu ucu sarkmış. Çok enteresan bir çeneydi. Yani böyle Hacivat'ın Karagöz'ün gök çenesi var ya, şöyle çok böyle aşağı doğru inmiş gibi. Bu neden olmuş olabilir? Bu tamamen dolgunun uygulama tekniğiyle alakalı bir durumdur. Bizim de tasvip ettiğimiz bir durum değildir. Emin olun hani burada görebilmek bence çok önemli ve teknikle, uygun teknikle yapabilmek çok önemli. Bazen hastalarımızın çeneleri şöyle ön tarafta olur. Şimdi, top gibi böyle yani, hocam değil mi? Aynen, yukarıda olur mesela şöyle. Gerçi sakal var, çok belli etmiyor ama ne demek istediğimi ifade etmişimdir. Şöyle ön tarafta olur. Dolguyu oranın içine koyuyorlar mesela bazen. hekim arkadaşlarımız veya uygulayıcılar, bu sefer çene daha fazla bir öne gelmeye başlıyor. Süpersiniz. Yani kesinlikle. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler hocam. Çok güzeldi konumuz. Çok teşekkürler. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi, uzman doktor Yahya Yiğit bizimleydi. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.